Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üneyib. Sadakallahul azim. Bu mevsim inşallah Ramazan-ı Şerif'e kadar veya biraz evvel belki imtihan zamanı nihayet vereceğiz. Hep suallere cevap vereceğiz. Gelecek mevsimde ben seçtiğim meseleleri dinden ve tarihten münakaşa mevzu olan meseleleri anlatmaya çalışacağım. Onun için sor sualini. Evet. Üstadım. Diyor ki neredeyse kayıtlı olan bütün videolarınızı izlediğim halde ve birçok kitabınızı da okuduğum halde Fevzi Çakmağı eleştirmenizin sebebini göremedim. Onun hakkında malumat verebilir misiniz? Bir insan şahsan mutekit olması ve dinin emir ve nehilerine, yasaklarına riayet etmesiyle ancak sıradan bir adam ise değerlendirilir. Eğer amme-i müsliminin kaderi üzerinde, hayatı mematı üzerinde müessir bir mevkide ise o adamın sadece akide sağlamlığına ve ibadetlere riayet etmesine itibar edilmeyip amme-i müsliminin işleriyle ilgili faaliyeti de birlikte değerlendirilmek lazımdır. Namaz kılar, oruç tutar, hacca gider, itikadı düzgündür de amme-i müslimine zarar veren faaliyetlerde bulunursa o adamın bu ferdi meziyeti haiz-i ehemmiyet olmaktan çıkar. Çünkü Müslümanların umumuna verilen zarar veya onlar için sağlanan karla bir ferdin zararı veya menfaati bir tutulamaz. Bir tarafta bir fert var, bir tarafta bir topluluk var. Topluluğun menfaati evveli rüçhan sahibidir, rüçhaniyetlidir. Racihtir, tercih olunur. Onun için bizim eski medeni hukukumuz demek olan mecellede zarar-ı am ile zarar-ı has içtima ettikte yani bir şahsın zararı ile umumun zararı bir araya geldiği zaman iki şıktan birini yapacaksın. Zarar-ı has ihtiyar olunup zarar-ı am def edilir. Çünkü umumun zararı daha mühimdir. Bu kârda da böyledir, zararda da böyledir. Bu İslami kaidedir. Buna göre Maraşal, bildiğimize göre elinde Kur'an Yunan harbinde askerin önünde koşmuştur. Tamam, namazını da kılar ama amali faside sahibidir amme-i müslimin üzerinde. Ben ne Fevzi Paşa'yı ne bir başkasını Yunan harbi esnasında Mustafa Kemal'in gelecekte yapacaklarını tahmin edememekten dolayı kınamam. Çünkü zahire nazaran yanılmak çok mümkündü. Hocalar bile yanıldılar. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiği hengamda Mustafa Kemal'in Mehdi olduğuna dair bile kitap yazılmıştır. Yunan'la harp ederken cuma vakti zaptiyeler şehirde dolaşır. Vakti salâ ya müminin, namaz vakti, Allah cumaya davet edildiğiniz anda ticareti kesin.
İza nudiyeli salate ve zarul bey ticareti kesin diye emrediyor. Hadi bakalım dükkanınızı kapatın camiye. Sopayla insanları camiye sevk eden bir adam. Sen bunun sonradan dinin, imanın, İslam'ın en büyük, en azılı, en müessir düşmanı olacağını tahmin edemezsin. Mazursun. Ama Fevzi Çakmak'ın bunu görememeye ilaveten affedilmeyecek birkaç karaktersizliğini söyleyeyim size. Niye böyle dediğimin anlaşılması için. Eğer bir meseleyi kitaplarda yaptığımız gibi akla gelen bütün suallere cevap vererek anlatmaya kalkarsak, bu sohbetler sadece bir sualin cevabına yetmez. Bunun için ihtisar edeceğim. Anlayana bunlar yeter. Birinci, Mustafa Kemal'in birinci icraatını söyleyeyim size. Mustafa Kemal diyor, Fevzi Paşa'nın birinci hatasını, karaktersizliğini, hatta ihanetini şöyle söyleyebilirim. Kendisi meclise 10 gün geç intikal etmiştir. Bu 10 gün zarfında milletvekilleri toplanana kadar da Ankara'da İngilizler Osmanlı Meclisi mebusan İstanbul'da başladıktan sonra 16 Mart'tadır çünkü. Bir ay gibi bir zaman geçmiş. Onda onun geçtiği gelişinden sonraki geciktiği zamanı koyarsan takriben 40 gün olmuş. İstanbul ahvalini anlat. Kürsüye çıkardılar. İstanbul ahvalini anlatan 4 saatlik bir konuşması var. Orada diyor ki Sultan Vahidettin merhum beni cuma selamlığında huzuruna kabul etti Yıldız Camii Şerifinde. Dedi ki artık burada yapacak bir iş kalmadı. Bizi işgal altına alan düşmanlar kıpırdamamıza imkan vermiyor. Sen de Anadolu'ya git. Sen de oradaki harekata katıl. Daha önce de bize aman Anadolu ile irtibatı kesmeyin. Silah kaçırmak vesaire hususundaki yardımlarınıza devam edin diye teşvik ediyordu. Beni o gönderdi diyor. Ve Sultan Vahidettin'in ne şartlar altında ne elim şartlar altında İstanbul'u terk etmediğini anlatıyor. Bu konuşma Sultan Vahidettin'in tarih huzurunda beraatine tek başına yetecek mahiyette uzun, tafsilatlı ve gerçekleri aksettiren bir konuşmadır. Anadolu'daki harekatın İngiliz oyununun icabı olarak padişah ve halifeye karşı gibi gösterilmek istenmesine mukabil Mustafa Kemal İsmet Paşa'nın bu konuşmasını ayrıca kitap haline getirip Anadolu'da dağıttırmıştır. Fevzi Paşa'nın. Dağıttırmıştır. Bu konuşmayı yapan adam bakın sonra ne yaptı? Sultan Vahidettin Mustafa Kemal'in padişah selahiyetiyle teçhiz edilip Anadolu'ya gönderildikten sonra sivil ve asker herkes onun emrine girsin diye verdiği fermanda yazılıdır. Ben 66 senesinde bu fermanı Seryaver Avni Paşa'nın istinsah ettiği nüshayı yayınladım. Hala Kemalistler bunu kabul etmezler. Bu emre, bu talimata rağmen Anadolu'ya hareket edeceği sırada da Kur'an üzerine sadakat yemini yaptırmış olmasına rağmen onun
İstanbul hükümetiyle maraza çıkarmak için icraatı başlayınca Sultan Vahidettin'in damadı Ömer Faruk Efendi, son halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu, bir geminin kömürlüğüne saklanarak Anadolu'ya geçti. İstedi ki hanedandan birisi Yunan'a karşı başlayan bu mücadelede işin içinde olsun. Mustafa Kemal Paşa harp tarihi vesikalarında genelkurmay yayınıdır. Ona bir telgraf çekti. Daha doğrusu o önce İnebolu'ya vasıl olduğuna dair Mustafa Kemal Paşa'ya Ankara'ya bir telgraf çekti. Buna cevaben Mustafa Kemal Paşa ona çektiği telgrafta diyor ki sizin bu hareketin içinde görünmeniz mealini söylüyorum. İsteyenler vesikaları, bu zikrettiğim vesikaları benim eserimde görebilir aynen el yazılarıyla. Sizin bu hareketin içinde görünmeniz hanedanınıza İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin eziyet etmesine sebep olur. Siz lütfen geriye gidiniz. Bizim bu meseleyi hallettikten sonra alacağınız Necip mevkii, yüksek mevkii işgal etmek üzere bekleyiniz. Çünkü hanedandan birinin bu işte görünmesi halinde hanedanı Yunan'la beraber olarak itham edemeyecek. Ömer Faruk söylenildiğine göre padişahtan izin almadan bunu yapmıştır. Fakat padişah buna bir ceza vermedi. Ben seni kabul etmeyeceğini biliyordum. Kabul edeceğini bilsem ben başkalarını gönderirdim diyor. Ama hanedanı kabul etmemesinden iyice şüpheye düşünce Mustafa Kemal'in ileride alacağı menfi tavırdan endişe etmeye başladı. Bu maksatla Fevzi Paşa'ya bir mektup yazdı. Ne yazdığı meçhulumuzdur. Lakin Mustafa Kemal'in istihbaratı, bakın, bizim yayınlarda çıktı. İttihatçıların kurduğu teşkilatı mahsusanın, yani istihbarat teşkilatının lideri olan Albay Hüsamettin Ertürk, İki Devrim Perde Arkası isimli eserde bunu açıklıyor. Hüsamettin Ertürk Ankara'ya gitmiş, Mustafa Kemal'in de istihbaratının başına geçmiştir. Sultan Vahidettin'den Fevzi Paşa'ya böyle bir mektup geldiğini biz tespit ettik. Paşa'ya söyledik. Dehşetle endişeye kapıldı. Acaba bu Fevzi Paşa bize böyle yar yaver göründüğü halde padişaha bağlılığında devam ediyor da bizim içimize sureti haktan görünerek mi girmiştir diye endişeye kapıldı. Bundan dolayı bu mektubu ele geçirmemizi istedi. Defaatle Fevzi Paşa'nın makamına gece baskınları yaptık. Her tarafı didik didik aradık. Mektubu bulamadık. Bakımlı Mustafa Kemal'in istihbarat reisi söylüyor. İki Devrim Perde Arkası isimli kitap. Bulamadık. Geldik, bulamıyoruz dedik. Mustafa Kemal Paşa çakır keyif olduğu bir zamanda sarhoşlar gereğinden fazla cesur olurlar. Onun için cinayet işleyenler önce kafayı çekerler. Çakır keyif olduğu bir zamanda yarı serzeniş, yarı iltifat ihtiva eden bir şekilde Fevzi Paşa'ya telefon açtı. Paşa dedi, maşallah padişahla aranız çok iyi. Hayırdır, nereden çıktı? Canım, mektuplar gelip gidiyor ya. Ya ne mektubu? Ne mektubu? Ya zannediyor ki inkar ediyor.
Ya bırak şimdi, bizim haberimiz var. Padişah'tan sana mektup geldi. Fevzi Paşa'nın cevabına bakın. Ha evet. Onu 10-15 gün evvel öyle bir mektup geldi ama ben onu okumadan yırttım attım. Melunu melayin namaz kılıyorsun. Halife sana mektup yazmış. Okumuyorsun, yırtıyorsun. Bu benim gibi anti Kemalist bir adamın beyanı değil. Mustafa Kemal'in istihbaratının başındaki adamın beyanı efendiler. Şu hareketi yapan bir müddet evvel Sultan Vahidettin'in mazlumiyetini, sıkıntılarını gerçek bir mimin usubuyla 4 saat meclis kürsüsünde anlatan adam, o padişahın ne talebi var diye bile merak etmeden mektubu yırtıp artmış. Karakter asıldır. Mustafa Kemal Yunan'la harp edilirken, şimdi Atatürk Orman Çiftliği denilen araziyi Alişanzadeleri, bunun aslı Alişanzadeler Çiftliği'dir. Alişanzadeleri Çankaya çağırdı. Çiftliğinizi 2000 liraya bana satıyorsunuz dedi. Onlar dediler ki Paşa Hazretleri, bizim çiftliğimizi satmamıza niyetimiz yok. Hayır, satıyorsunuz. Tehditle 2000 liraya Alişanzadelerin çiftliğini aldı. Harp dolayısıyla Genelkurmay'ın bu çiftlik üzerinde 2 tane silah deposu vardı. Boş bulmuş, yapmış bir kenarına. Fevzi Paşa'yı çağırdı. Benim arazim üzerine silah deposu yapmışsın. Ya bunları yıkar kaldırırsın? Türkiye'yi kurtardı diye mal iftihar putlaştırılan Mustafa Kemal Yunan'la harp ederken ya bu silah depolarını yıkar kaldırırsın yahut bunların işgal ettiği yer için bana size mübalağa gelecek 50 bin lira nakit verirsin. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaleti bütçesinden. Dur. Çiftliğin tamamını 2000 liraya almış. 2 tane silah deposunun işgal ettiği yeri 50 bin liraya sa. O parayla silah alınmak lazım geldiği bir zamanda. Siz Sakarya Meydan Muharebesi'nde ikisinin de Maraşal rütbesini kazandığı bu kahramanların gerçek hüviyetini göre 361 bin dönüm buradan okudum arazilerinin listesini size meclis sabıtlarından. 1930'un 38'in parasıyla 20 milyon nakit, 361 bin dönüm tereke, mülk bırakacak, o duruma gelecek, her meydana bir heykeli dikilecek, her duvara bir resmi asılacak, onun farkında değil ki. Rahmetli Ali Fuat Başgil'den dinlediğim bir vaka söyleyeyim. 27 Mayıs ihtilali olduğu hengamda, Demokratlar aleyhine açılan davalardan biri de köpek davası diye meşhur olmuştu. Bunun esası şuydu. Afganlılar. Celal Bayar'a bir Afgan, affedersin, köpeği hediye etmiş. O da demiş ki ben bu köpeği ne yapayım? Bunu ziraat vekaleti satın alsın. Parasıyla da İhtiyaç olan bir yere bir çeşme yapın. Parayı ziraat köpeği ziraat vekaletine satmışlar. Parasıyla bir çeşme yapmışlar. Sen bakanlığa köpek sattın diye Celal Bayar'a açılan bu dava dolayısıyla onun konuşulduğu günlerde bana dedi ki ben Fransa'da doktora yapıp döndükten sonra Gazi Terbiye Mektebi'ni kurmaya memur edildim. Celal Bayar'ın yaptığı çok masum bunun yanında.
Ankara'da bu iş için bulduğum her arazinin sahibi Mustafa Kemal çıktı. Ve bugünkü Gazi Terbiye'nin olduğu yeri ben Mustafa Kemal'in şahsından 200 bin liraya satın aldım. Gitsin tapuya baksınlar. Satan Mustafa Kemal, bedel de 200 bin lira. Mustafa Kemal Selanik'ten servetle mi geldi de bu araziyi aldı? Bunun yanında Celal Bayar'ın yaptığı ne kadar masum bir iş. Maraş dedim ya, bir sohbete sığacak kadar melaneti var. Dolduracak kadar bir sohbet. Bundan 30-35 sene evvel Almanya'nın Münih şehrinde bir konferans verdim. İnsanlar kimi beğeniyorlarsa onu putlaştırma meylindedirler. Birisi çıkar da böyle putlaştırılan birinin ya bu adam iyi adam, hoş adam ama şu yanlışı da var derse haşa küfre sürüklenmişçesine ona kızıyorlar. Benim de Milli Görüş Hareketi'ni içinde bulunduğum halde bazı noktalarda tenkit etmemden rahatsız olan o günkü idareciler benim konferansıma engel olmak için oraya alelacele Ali Oğuz'u gönderdiler. Konferansı tertip edenler, Ali Oğuz Bey, üstadımız, milletvekilimiz, teşrif ettiler, bir protokol konuşması yapsın. Buyursun yapsın. Benden önde konuşacak. Halbuki onu benim konuşmama engel olamadıkları için, bana o konferansı verdiren insanlara sözleri geçmediği için, biz Kadir Bey'in konuşmasını istemiyoruz diyemedikleri için kasten göndermişlerdi. Ali Oğuz, benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur hesabı, bir saat, bir buçuk saat konuştu. Protokol konuşması bir nezaket konuşmasıdır. Takdimle varit olan işin mahiyeti arasındaki bu farkı gören seyirciler rahatsız oldular. Önce kürsüye biz Kadir Bey'i dinlemeye geldik, bırak diye kağıtlar geldi, dinlemedi, ayağa kalktı, bağırdılar. Ali Oğuz, ben Kadir Bey'i yorgun diye ben uzattım lafı, özür dilerim dedi, çekildi. Ama salon belli bir müddet için kiralanmış. Ben lafa başladım. La takrabus salate deyip de ve inkündüm sükara diyemeyen Bektaşi'ye döndüm. Maksadımı anlatmadan adam geldi, sizin salon müddetiniz bitti, burada başka faaliyet var, boşaltın dedi. Millet isyan etti. Bunun üzerine dedim ki gidin Milli Görüş Merkezi'ne, ben de oraya geliyorum, devam edeceğiz. Lakin ben gençlik yıllarımda yarış atı gibi konferanstan konferansa koşuyordum. O gün bir cumartesi günüydü. Onun akşamında Avusturya'nın Linz şehrinde başka bir konferansım vardı. O adamlar da beni almaya geldiler. Milli Görüş'te salondaki insanlar toplandılar böyle tıklım tıklım. Dedim ki ben Linz'e yetişeceğim. Orada da belli bir saatte konferans ilan edilmiş. Onun için uzun bir şey söyleme şansım yok. Kafanıza takılan bazı meseleler varsa onlara cevap vereyim de beni mazur görün. Çünkü öbür tarafta bekleyenler var. Bu konferansın yarım kalması benim kabahatim değil. Kusura bakmayın. Bak beni almaya geldiler dedim. Suallerinizi dinleyeyim dedim. Birisi elini kaldırdı. Maraşal Fevzi çakmak için ne dersin dedi.
lanetullahi aleyhim derim dedi. Allah ona lanet etsin derim. Amin. Bu ayağa kalktı. Hocam dedi, Allah aşkına bir tane Maraşalimiz var, ona da sen lanet okuyorsun, bu nasıl iş dedi. Dedim ki sana bir misal ile onun lanete müsaak olup olmadığını anlatayım dedim. Sen Mustafa Kemal'in yaptığı işleri tasvip ediyor musun? Hayır dedi. Bütün yaptığı işler İslam şeriatını ortadan kaldırmak istikametinde bir bütün teşkil ediyor mu sence? Evet. Sordum hepsine evet dedi. Demek ki senin imanına karşı olan bir adam değil mi? Evet. Dedim ki sana şöyle bir misal vereyim. Bir memlekette bir gün dedim seçim oluyormuş. O seçim günü içki yasaktır ama ben olmuş bir şey söylemiyorum. Olabilirliği olan bir şeyi söylüyorum. İki kabadayı kafadar meyhanede içiyorlarmış. Birinin aklına gelmiş. Demiş ki arkadaş bugün seçim günü, sen reyini attın mı? Yok, aklıma gelmedi demiş. O demiş ki ya vakit bitiyor, sandık kapanacak. Sen şu reyini at da gel, öyle devam edelim bu içkiye. Arkadaş şu kadehin burada dursun demiş. Yarım kadehi bırakmış, sandığa koşmuş. Bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu dinin köküne kibrit suyu döken siyasi ilk faaliyetin lehinde rey kullanmış. Olabilir mi? Sarhoş. Onlardan doğru bir hareket beklenmeyebilir. Ama aynı gün dedim, bir kafile de hacdan gelmiş. Tekbirlerle hacıyı evlerine götürürlerken biri Hacı Efendi'ye yaklaşmış. Hacı Efendi demiş, bugün seçim günü. Bak seçim sandığının yanından geçiyoruz. İstersen sen reyini at da öyle gidelim eve. Evine yolunda giderken. Hacı doğru söylüyorsun, bir rey ziyan olmasın demiş. Tekbirleri susturmuşlar. Hacı da gitmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne rey vermiş dedim. İkisinin de ameli bir. Sen şimdi bu hacıya mı kızarsın Halk Partisi'ne rey verdi diye, bu sarhoşa mı kızarsın dedi. Dedi ki hacıya kızarım dedi. Sarhoş sarhoştur, yanlış yapabilirdi. Dedim ki işte o sarhoş Mustafa Kemal, o hacı da Fevzi Çakma. Sus pus oldu. Hem namaz kılıyorsun, hem Allah'ın dini çiğneniyor. Hocalar asılıyor. Arkasında orduyu göstererek istiklal mahkemeleri, bıldırcın taburu gibi adam asıyor. Siz zannetmeyin Ankara İstiklal Mahkemesi, İzmir İstiklal Mahkemesi. Hayır. Mustafa Kemal Paşa meclisi asker koridoru altına alarak başkumandanlık kanunu çıkardıktan sonra o kanunla meclisin bütün selahiyetlerini nefsine toplamıştır. Buna istinaden 7 tane seyyar istiklal mahkemesi kurmuştur. Bunlar arkasına 10 kişi takabilecek kabiliyetteki herkese asmış, meclis tasdikine iktiran etmeden, ve bu mahkemelerin zabıtları da yoktur. 15 günde bir kimi astıklarına dair Mustafa Kemal'e liste göndermişlerdir. Bu listelere ait 400 dosya bugün kayıptır. Nereden biliyoruz? 1968 senesinde İsmet Paşa ile Celal Bayar arasında basına intikal eden bir münakaşa oldu. Bu dosyalar, İsmet Paşa biz size teslim ettik dedi, Celal Bey biz almadık dedi, münakaşa gırla gitti, sonunda kapatıldı. Ne kadar adam astıklarını bilmek kabil değildir. Ne zabıtları vardır, ne de liste bilinmektedir. Bir hain el, Mustafa Kemal'in bu seyyiatı bilinmesin diye bu dosyaları yok etmiştir. Belki bir gün bir yerden çıkar.
bu icraat, bu kanla din adamları yok edilirken, dinin eğitim ve öğretimi yasaklanırken, aksine İslam aleyhtarı propaganda mektep kitaplarıyla lebalep doldurulurken, sen yegane güç olan ordunun başında durdun, seyrettin. Senin namazın kurtarmaz. Seni orucun kurtarmaz. Çünkü o Kemalist tahribat yüzünden milyonla adam küfre sürüklendi. Moda haline geldi. Bugünkü kot pantolon modası gibi. Zengin çocuğu bile eskitilmiş kot pantolon giyiyor. Moda. İnsanların çoğu umumi cereyana tabidir. Biz tahsil hayatımız sizinki gibi değildi. Hocalarımız %99.9 din karşıtı telkinatta bulunurdu. Milyonla adam imanını kaybetti. Ahiretini berhava etti. Sen ordunun başında seyrettin. Nihayet emekli edilmesine kızdı. Genelkurmay başkanı olarak ölecekmiş. Halbuki yaş haddinden İsmet Paşa onu emekli etti. Hastanede yatarken İsmet Paşa ziyaretine geldi. Kabul etmedi onu. Kongresine katıldı. Şöhreti var ya Maraş'a, büyük ölçüde alkışlandı. Celal Bayar ve ekibi bundan rahatsız oldu. Bilmem onların tahrikiyle mi? Bilmem Halk Partisi bu adam oraya girerse bize seçim kaybettirir itibarı dolayısıyla mı? Hüseyin Cahit Yalçın'a talimat verdiler. Hüseyin Cahit Yalçın Maraşalı komünist gösteren bir kitap yazdı. Hakikatler Karşısında kitabın adı. Ne olmuş? Bir komünist mecmua bir yerden ilan almak için Maraşal'a yakınlığı olan birini vasıta ittihaz etmiş de Maraşal oraya telefon etmiş de bu komünist mecmuaya ilan sağlamış. Bundan hareketle Hüseyin Cahit Maraşal komünisttir, komünizmi destekliyor diye yazınca bu siyaset ne kötü şeymiş. Şimdiye kadar benim aleyhime kimse ağzını açmamıştı. Çünkü şeriat namına ağzını açmak cüretinde bir adam kalmadı ki olaydı. Dinsizler de senin aleyhine niye konuşsun? Dinsizlere en büyük yardımı sen yaptın. Bu Demokrat Parti'den istifa etti. Ayrıldı. Ama ahir ömründe komünistlikle itham oldu. Seçimlerden az bir müddet evvel de vefat etti. İsmet Taş'a bunun vefatını hiç kale almadan, o zaman televizyon yok, radyo, radyolarda şarkılar, naralar devam ederken İstanbul'da gençler ayaklandılar, radyo evini bastılar vesaire. Onlar da zannediyor ki bu bir adamdır hala. Hala umum propagandaya tabiler. İşte Maraşal'in ne mahiyette bir adam olduğunu anlamanız için size zikredilebilecek birçok hadiseden bir iki tane. Koca Rakıp Paşa'nın dediği gibi eğer maksud eserse, mısra-ı bercesse kafidir. Bir adamı anlamak için de bu kadar bir iki vaka kafidir. Doktor Rıza Nur diyor ki, biz Fevzi'yi Mustafa Kemal'in her emrine kayıtsız şartsız itaat ettiği için F harfine bir nokta ilave ederek Fevzi bizim yazıda, Müslümanların yazısında F kaf olduğu zaman kuzu okunur. Buna Kuzu Paşa demeye başladık. Sonra baktık ki kuzu çok masum. Bu öyle masum da değil, şerrin teki. Buna Öküz Paşa demeye başladı. Hakikaten Rıza Nur haklı. Hengamda buna sordular. Ben lise talebesiydim.
Hürriyet gazetesinde okudum. Sen Allah'ın şeriatı tahrip edilirken, yasaklanırken, hocalar asılır kesilirken niye sustun? Cevabı ne oldu biliyor musunuz? Şeyhim müsaade etmedi. Şeyhi de kimdir size söyleyeyim. Bu Üzeyir Gari hadisesi dolayısıyla isminden çok bahsedilen Küçük Hüseyin Efendi. Küçük Hüseyin Efendi'ye mensupmuş. Eyüp'te de onun civarına defnedilmiştir. Mezar da oradadır, vasiyeti üzerine. Başka bir baka da aklıma geldi ama müsterşen söylemeyeyim. Evet. O mezarlığı ziyaret eden adam birisi mevtalara Fatiha okuduktan sonra Muzaffer Özak, onu da söyleyeyim, kendinden dinledim. Fatiha okuyor okuyor Eyüp'ten yukarı çıkıyordum, onun mezarlığını gördüm, ona da böyle çirkin bir işaret yaptım diye, sana da bu diye. Doğru yapmış. Doğru yapmış. Bu kadar yeter. Başka bir sorusu. Anladınız mı Maraşal neymiş? Cehennemin biraz serin yerine gider belki. Üstadım, ben Kafkas Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisiyim. İleride dil konusunda kitap yazmayı düşünüyorum. Kaynak toplamaya başladım. Özellikle güneş dil teorisi ve dilde sadeleşmeler konusu üzerine eğileceğim diyor. Bu konuda bana gerek kaynak yardımı ve ne söylersiniz? Şimdi buna verilecek cevap onun kendine hastır. Size alakadar etmez. Onun için burada ona zaman harcamak istemem. O bir yolunu düşürüp yanımıza gelirse ona gerekli kitapları söylerim. Ama şunu size söyleyeyim. Bu dil hareketi başladığı zaman Arapça kelimeleri bu dilden tard etmek istikametinde başlayan hareket milletin birbirini anlamasını imkansız hale getirmiştir. Mustafa Kemal'in İsveç kralına karşı bir okuduğu bir nutuk vardı. Bilsem buraya getirirdim. Bir kelime anlamazsınız. Evvela normal Türkçe ile yazmış, ondan sonra uydurukçaya çevirmiş. Hiç kimse bir şey anlamamış. Anlamaz. İçinde tanıdığınız hiçbir kelime yoktur. Hepsi uydurma. Suni bir dil icat etmek istediler. Bu hareketin gayesi, bu vesileyle şunu söyleyeyim. Kur'an'la Müslümanların, Müslüman milletimizin irtibatını kesmektir. Çünkü Arabiyyül asıl kelimeler bir halatın lifleri gibidir. O halat bizi Kur'an kültürüne bağlayan bir rabıta vasıtasıdır. Siz elinize bir jilet alıp bir halattan her gün bir kıl zafiyetinde bir hattı kesseniz, bir teli koparsanız bir gün o halat kopar. Her gün menşe-i Kur'an olan bir kelimeyi musırren yerine uydurmuş bir kelime kullanarak unutturanlar bu halattan her gün bir lif koparıyorlar demektir. Bir gün bu devam etse, etmez Allah'ın izniyle, bu dinin sahibi Allah, çünkü bunun hedefi de, buradaki düşmanlığın hedefi de Kur'an'dır. Eğer Kur'an Arapça olmasaydı Arapça kelimelere düşmanlık yapılmazdı. Vapur kelimesi Yunancadır. İskele kelimesi Latincedir. Patates, domates kelimesi Latincedir. Efendi kelimesi Yunancadır. Dilimizde batı menşeli, kadimen, eskiden beri pek çok kelime var. Onların bir tanesini değiştirmek ihtiyacını hisseden çıkmamıştır. Düşmanlık Arapça kelimeleredir. Çünkü
Arapça bilmeyen bir insan bile dilde yaşayan Arap asıllı kelimeler dolayısıyla bir Kur'an parçası dinlediği zaman mesela bir aşr-ı şerif aşereden takriben 10 ayetlik bir parça demektir. Tanıdığı kelimeler dolayısıyla Kur'an'ın ahkamına, atmosferine karşı duygulanır. Meleği bilir, dünyayı bilir, ahireti bilir, azabı bilir. Hayatı dünya ve ahiret dedi mi dünya ve ahiret hayatı olduğunu demek olduğunu bilir. Aşağı yukarı normal Türkçe bilen bir adam Fatiha'yı Arapça bilmeden anlar. Çünkü Maliki biliyor, dini biliyor, yevmi biliyor. Maliki, yevmi, din, din günün sahibi demek olduğunu anlar ve hislenir. Bu kelimeler birer birer tamamen ortadan kaldırılırsa ha Kur'an metnini dinledi, ha Çince bir konuşmayı dinledi. Hiç farkı kalmaz. İçinizde Çince bir kelime bilen var mı? Yok. Ben ho desem ne demek bilir misiniz? Evet demek. Ama bunu bile bilmiyorsunuz. İngilizce yes no bilen de ben İngilizce biliyorum zanneder. Bak Çince'de yes no'yu bile bilmiyorsunuz. Hiçbir şey anlamazsınız. Herif size küfretse metiye zannedebilirsiniz. Kur'an'ı bu vaziyette düşürmek istiyorlar. Sen hayat gibi dağdaki çobanın bildiği kelimeyi unutturmaya çalışarak yerine yaşam diyorsun. Sen cevap gibi en cahil bir adamın bile bildiği kelimenin yerine yanıt diyorsun. Sen hakim gibi, hüküm gibi, mahkeme gibi en cahil bir ferdi milletin bile bildiği kelimeyi kaldırıp yargı, kargı, yargıç, bilmem ne gıç diyorsun. Hani halka yaklaşmak için yapıyordun? Halka yaklaşmak için yapıyordun, yalan. Fakat baktılar ki bu olmuyor. Döndüler dediler ki güneşin teorisinin aslı budur. Bütün diller Türkçeden çıktı. Hani bütün kavimleri yeryüzünde Türk yaptılar ya biz ilk mektepteyken devamlı surette göç haritası diye bir harita asılırdı. Dünya haritası tahtada hiç kaldırmazlardı. Allah'ım Türkler nereye gitmemiş? Dünyanın neresinde adam varsa Türk. Adem Aleyhisselam bütün soyu Türk. Çünkü İslam'ı kaldırıyor yerine bir şey koyacak. Türklüğe taraftar olsa da yapsa canım yanmazdı. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diyemiyor. Ya şuur altı boşalmasıdır. Türk olan ben ne mutlu Türk'üm der. Türk'üm diyene ben diyemiyorum demektir. Her neyse. Bu bir kasıtlı bir işti. Türk olabilirsin. Türklerin İslamiyet'e hizmetiyle iftihar edebilirsin. Kürt olabilirsin. Kavminle iftihar edebilirsin. Bunu faziletlerin yegane kaynağı kabul etmek manasındaki ırkçılığı İslam reddeder. Kimsenin kavmiyetini inkar etmesine gerek yoktur. Onu insan hayatının bütün müsbetlerini doğuran bir amil olarak görmeyi reddeder. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, biz sizin hepinizi bir erkekle bir dişiden halkettik. İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile. Sizi şubeler, kavimler, kabileler haline getirdik. Litarefu, birbirinizden tefrike medar olsun diye. İnne ekremekum indallahi. Sizin Allah katında en makbulünüz etkâküm. Takvada, Allah'ın emrine imtisal ve ittisalde, bağlanmakta, onu icra etmekte. Kim üstünse Allah katında üstün. Ne Araplıktan bir mükafat var, ne Türklükten, ne Kürtlükten. Ne olursan ol, hepsi Adem Aleyhisselam'ın çocuğu.
Yukarıya gittim mi adam tek. Ama İslam'ı kaldırıyor ya, yerine bir şey koyacak. Caminin yerine halk evlerini koymaya kalkıştı. Halk evlerinin icadı bu maksatlaydı. Elhamdülillah Müslümanım diye iftihar ediyorsun. Ne mutlu Türk'üm diyene de. Onun yerine bunu koydu vesaire. Bakın Mustafa Kemal başlangıçta 9 umde ilan etti. Umde, prensip. Sonra ona akıl verdiler. İslam'ın iman esası 6'dır. Bu 9'u da eski Türklerde 9 rakamı çok makbulmuş, uğurluymuş diye tercih ettirdiler ona. Ziya Gökalp de bunu şerh etti. 9 umdenin şerhi vardır. Sonra akıl verdiler. Madem ki bu esasları İslam'ın 6 iman esası yerine koymak istiyorsun, bunu birbirinin içine sokarak 6'ya indirdiler. 6 kazık buradan çıktı. 6 iman esası yerine Mustafa Kemal başlangıçta 9 olarak ilan ettiği umdeleri 6'ya irca ederek 6 tane milletin sinesine, iman dolu sinesine laiklik, bilmem liklik batırdı. Ve hala da devam ediyor. Demek ki kasıt buydu. Her işte kasıt buydu. Bunlar umuyorlardı ki 30 sene sonra bu din ortadan kalkacak. Camideki ihtiyarlar birer birer ölecek. Bir gün onların torunları bizim dedelerimiz bu camide ne yaparmış diye bakmaya gidecekler. Müze gezer gibi öyle zannediyorlardı. Bilmiyor ki Allah-u Azimişşan o dini kıyamete kadar devam ettirecek. Be hey nadan. Be hey nadan, kudreti külliyeyi görmüyorsun. Aha bahar geldi. Allah-u Azimişşan hiçbir rakamla ifade edilmeyecek kadar topraktan yaprak yaratıyor. Çiçek yaratıyor. Öküz olmak lazım. Bir ağacın toprağı emerek meydana getirdiği yaprağa bak. Elmanın çiçeği başka, eriğin çiçeği başka. Erik bembeyaz. Gelinlik gibi. Hoş gelinlik de beyaz değildir. Bu da bize Rum'dan geçmiştir. Müslümanların gelinliği pembedir. Cumhuriyete kadar beyaz gelinlik yoktur. Siyah cübbe olmadığı gibi. Kenef dahil her şeyi batılı mukabiliyle değiştirdik. Ama elmanın çiçeği kırmızı, pembe. Aynı malzemeyi kullanıyor. Aha bizim bahçede çıkarken bakın. Aynı malzemeyi toprağa kullanıyor. Kullanan da odun. Odun. Birine odun desen hakaret oluyor. O odun toprağı işliyor. Kimyahane mi var? Yaprak, meyve, çiçek meydana getiriyor. Kainat, kudret-i ilahiyenin sanatının bir meşheri. Lakin summun bukmun umyun fehum la yercun. Bunların kalpleri mühürlü. Kulakları tıkalı, gözleri kördür. Bunlar bakar kördür. Bunlar eşyayı, tabiyeyi görürler, hakikati göremezler. Onun için bu batıl davanın peşinde gittiler. Lakin gülünç olduklarını anlayınca bütün diller Türkçeden çıktı. Bütün kavimler Türk kavminden türedi dedikleri gibi. Ben Türk'üm. Türklüğümle de iftihar ederim. Ölçüm İslam olmak şartıyla. Çünkü benim milletim İslam'a hizmet etmiş. Mensup olduğun kavmin bir faziletiyle iftihar etmene bir engel yoktur. Yeter ki iftihar ettiğin sebep İslam'ın reddettiği bir sebep olmasın. Mesela burada kaç defa söyledim. Osmanlı'ya harpsiz darpsiz iltihak etmiş tek kavim Kürtlerdir. İdlisi Bitlisi'yle ne kadar iftihar etseler azdır. O mübarek adam 26 Kürt beyinin Yavuz Sultan Selim'e biatını temin etti. Yavuz Sultan Selim Çaldıran'a giderken. Ve Yavuz da o adama dilediğine beylik ver diye isim yeri açık fermanlar verdi. O mübarek adam hiçbir tanesini de kullanmadı. Şu itimada bak, şu liyakate bak, şu fazilete bak.
Onun için Said Nursi merhum diyor ki ben tarihte iki adamı severim. Birisi İdris'i Bitlis'i, birisi Barbaros Hayrettin Paşa. Ben düşündüm bunların bir müşterek tarafı olmalı ki bunu tercih etmiş olsun. İttihadı İslam namına İdris'i Bitlis'in hareketini size söyledim. Barbaros da Cezayir'in hükümdarıydı. Sefere çıktı, Cezayirler isyan etti İspanyollar lehine. Sefere çıktı, bıktı. Kırdı dümeni İstanbul'a. Geldi Kanuni'ye. Cezayir senin olsun padişahım. Bana bu devletin kaptanı deryalığını verdi. İşte İttihadı İslam namına. Ben küçük olsun da bir yerin hükümdarı olayım. Büyük bir devletin memuru olacağıma demedi. İttihadı İslam namına, Müslümanların güçlenmesi namına sahip olduğu toprağı Osmanlı'ya hediye etti. Kaptanı deryalığı kabul etti. İşte bu iki İttihadı İslam taraftarlığından dolayı olmalı ki merhum ben bu iki adamı severim diyor. Hakikaten takdire şayan insanlar bunlar. Netice şu ki kavminin bir meziyetiyle iftihar edebilirsin. Yeter ki senin meziyet saydığın o şey İslam ölçü alındığında da meziyet olsun. Bunu ileri götürme. Her şeyi kavimle izah etme. Çünkü iklim ve beslenmeyle ilgili olarak kavimler arasında fark vardır. Karadenizli arazisinin engebeli olmasından dolayı cesurdur. Çölde yaşayan bir adam elini arkasına bağlayıp da bir saat yürüse ayağına bir taş bile değmez. Karadeniz'de önüne bakmadan beş adım yürüse yuvarlanıp indi. Dikkatli olmaya mecburdur. İklim, beslenme bu ayrı bir bahistir. İnsanlar arasında farklılıklar meydana getirmiştir. Bunlar müsbetse bunu tutabilirsin. Onu inkar da Kadir Şinaslığa aykırıdır. Onu kabul edersin ama bu ırkçılık değildir. Her neyse bunlar ırkçı bir yola döküldüler. Bütün diller Türkçeden çıktı dediler. Haim Nazım Onat. Hiç de dindar olmayan Ahmet Hamdi Başar'ın hatıratında bir nokta var. Haim Nazım Onat bir medrese hocası. Limancı Hamdi denilen Ahmet Hamdi Başar'ın hatıratında diyor ki Mustafa Kemal'in refakatinde Konya'ya geldik. Başka şeyler de anlatıyor da bununla ilgili olanı söyleyeyim. Bir adam diyor. Mahalli bir şeyveyle, mahalli bir şeyveyle. Gazi Hazretleri, biz laik bir hükümet olduğumuz halde bu din adamlarına niye bütçeden maaş veriyoruz? Konya gibi muhafazakar bir yerde imamlara maaş vermeyelim, camiler kapansın. Niye maaş veriyoruz? Halbuki o maaşı veriyor ki kendi elinde tutsun da istediğini söylesin onlara diye. Ama o farkında değil. Böylece bu sınıfın hayatiyetini devam ettirmesine imkan bahşediyoruz. Bunu yapmamız doğru değil diyor. Mustafa Kemal Ankara'ya gidiyor, onu çağırıyor. Sen Konya mebususun, gel. O hengamda ki bu güneş dil teorisi ortaya çıkmış. Bu herif de 2 cilt kocaman kitap yazdı. Medreseli ya Arapça biliyor. Arapçanın Türk diliyle yeniden kuruluşu. Ya dünyaya karşı gülünç işler olmuştur Türkiye'de. Onlardan biri de budur. Arapça kelimelerin hepsi güya aslı Türkçeymiş. Bu Türkçe kelimeler bozularak Arapçaya geçmiş. Şimdi biz onları da başka bir dilin malı zannederek almışız. Gülünç bir iddiadır ama kocaman kitap yazmış adam 2 tane. Bu saçmalıklarla ilgili o günün faaliyetlerini o sahada çalışır bir adam gelsin ben ona kaynaklarını söylerim. Umumu alakadar eden veçesi odur ki lisandaki tahribat Türkçe'ye suikast,
İslam'a suikastın bir şubesidir. Umumi manasıyla İslami düşünme şansını genç nesillerin elinden almak için menşe-i Kur'an olan kelimeler nisyana terk edilmektedir. Menşe-i Kur'an olan kelimeler ankastin yerine başka bir zıp çıktı kelime uydurularak unutturulmaya çalışılmaktadır. Şuurlu bir Müslüman bunlarla mücadele etmesi lazım gelir. O yaşam desin, sen hayat de. O sorumlu desin, sen mesul de. O okul desin, sen mektep de. O yargıç desin, sen hakim de. İman şuuru bunu gerektirir. Ama heyhat ki muhafazakar televizyoncu da, muhafazakar yazar da, muhafazakar hatip de. Hatta cuma hutbelerinde bu uydurma kelimeleri görüyorsunuz. Ben bir zaman Diyanet gazetesinde ayete belge dendiğini gördüm. Bu hazin bir teslimiyettir ehli küfre. Birinci lazıme yazıda, ikinci lazıme lisanda direnmedir. Sağdan sola yazmayı okumayı bilmezsen akil adam yerine bugün binlercesinin söylediği gibi akil adam dersin. Yiyen adam. Yemeyen adam olmadığına göre herkes akil. Bunları niye seçtin? Akil. İnkılaba inkılap dersin. Köpekleşmek. İyi de oluyor. Başka bir soru. Üstadım, sual şöyle. Vehhabilik hareketinin başı olan Abdülvehhab hareketini başlatırken İngilizlerle bir olup Osmanlı Devleti'ni yıkmak için mi çalışmıştı? Yoksa hareketinde samimi miydi? Ve yine Mısır valisi Abdülvehhab'ın torunlarını tekrar ayaklandıkları için İstanbul'a sürgün edip astırmış. Sebebinin ise şu olduğu söyleniyor. Abdülvehhab'ın torununun Osmanlı'ya müziğin haram olduğunu belirtmesi, paşanın da İstanbul'a onları sürgün edip bando eşliğinde öldürttüğü söyleniyor. Bu doğru mu? Biraz doğru, biraz yanlış. Neresi doğru? Vehhabi hareketi Abdülvehhab'la başlamış değildir. Vehhabi hareketi İbn-i Teymiye ile başlamıştır. İbn-i Teymiye çok eski bir adamdır. Tasavvufa karşıdır. Ve bugün akaidde Suudilerin mezhebi İbn-i Teymiye mezhebidir. Lakin bence Vehhabilik bir mezhep değil, bir harekettir. Neden? Bir mezhep ister akaidde, ister muamelatta bir görüşün mezhep sayılması için bu her iki sahada da içtihada taalluk eden meselelerde kendine münhasır görüşü olması lazımdır. Halbuki Vehhabiler sair ehl-i sünnet akidesinden birkaç meselede ayrılırlar. Topyekun ayrılmazlar. Mesela şedd-i rahil caiz değildir derler. Kabir ziyareti için, babanın mezarını ziyaret için bir adım atsan küfürdür der. Şedd-i rahil budur. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabir ziyareti yaptığı varittir. Diğer taraftan ölünün üzerine bir kubbe yapmak, hatta camiye kubbe yapmak haramdır derler. Buna benzer birkaç meseleleri vardır. Ancak İbn-i Teymiye meşrebi sufiyeden taraftarlarından bazılarını tasvip etmiştir. Takva ölçüleriyle yaşamak diye. Fakat rabıta gibi, efendim ruhlarda tasarruf gibi
meşayihin bazı faaliyetini gene reddetmiştir. İbn-i Tevmiye de bütünüyle sağlam bir adam değildi. Ancak Abdülvehhab çok sonra, asırlar sonra bunu Suud ailesinin siyasi emellerine alet etmiştir. İbn-i Teymiye'nin görüşlerini daha müfrit bir hale getirerek Osmanlı'ya Suud ailesinin isyanına şer'i bir esbab-ı mucibe hazırlamıştır. Osmanlılar şu şu sebeplerle işte mezar ziyareti gibi, camiye kubbe yapmak gibi, türbenin üzerine kubbe yapmak gibi küfre sürüklendiler. Onlara itaatimiz caiz değildir, isyan edebiliriz. Abdülvehhab isyana kılıf hazırlamak üzere bu görüşü daha müthiş, daha müfrit hale getirmiştir. Şimdi size bir şeyi karıştırıyor. Takdim tehir yapmış bu kağıtta. Onlar bu maksatla 1800'lerin başında isyan çıkardılar. 1700 zannediyorum 97 veya 98'de Mekke'yi bastılar. İnsanları kılıçtan geçirdiler Vehhabiler. Bu isyanlar dolayısıyla İstanbul hükümeti 2. Mahmut zamanında Kaval Ali Mehmet Ali Paşa'ya onları tenkil vazifesini verdi. Tenkil yani tepeleme vazifesini verdi. Kaval Ali Mehmet Ali Paşa oraya oğlu Tosun Paşa'yı gönderdi. Kaval Ali Osmanlı tarihinde hiç korkmadan hain diyebileceğiniz bir şahsiyettir. 1800 yılları başında Napolyon Bonaparte Mısır'a saldırdığı zaman Memaliki Mahruse-i Osmaniye dahilinden yani Osmanlı ülkesi dahilinden her taraftan oraya gönüllü askerler koştu. Bunlardan biri de bugün Yunanistan'ın bir şehri olan Kavala'nın bir köylüsü olan Mehmet Ali'ydi. Bu cahil okur yazar değildir. Cahil fakat cesur bir adam. Bu mücadelede temayüz etmiş. Bu temayüz neticesinde yükselmiş. Çünkü Osmanlı'da nefer de paşa olur. Bundan dolayı mektepli gedikli, alaylı farkı vardır. Bundan dolayı da son zamanlarda kavgası da çıkmıştır. Mektep görmeden paşa olur, başarı elde ederse. Nefer bile paşalığa kadar gelir. Dömeki Harbi'nde büyük bir mücahit var, Abdülezel Paşa. Erlikten paşa olmuştur. Kavalalı da böyle. Vali tayin edildi oraya. Sonra da bu valilik Hidiviyet adıyla babadan oğula geçer. Şekle getirilecektir. Kaval Ali Mısır'ı Osmanlı'dan koparıp ayrı bir devlet olmayı kafasına kurduğu için bakın Barbaros Hayrettin'in veya İdris'i Bitlis'in tam tersi bir mantık. Ben bu zihniyet dolayısıyla Selahaddin Eyyubi'yi de tenkit ediyorum. O da kumandan olduğu devleti ortadan kaldırmış Eyyubi devleti kurmak için. Aynen Mustafa Kemal nasıl Osmanlı Devleti ebediyen munkarizdir diye kanun çıkararak Osmanlı Devleti'ni yıktıysa memur olduğu bir devleti. O da aynı şeyi yapmıştır. Bana göre Selahaddin de karaktersiz bir adamdır ama bahsi uzatmamak için bunu dokunmuyorum. Kaval Ali de bunu yapmıştır. Bu niyeti olduğu için Osmanlı'nın Vehhabi isyanını bastırmak için vazifelendirmesini fırsat bildi. Yakaladığı asirleri cezalandırmayarak İstanbul'a gönderdi. Bu biliyordu ki devlete isyan eden idam edilir.
Osmanlı bunları idam ederse bunlarla Osmanlı arasına münaferet girer. Bunlar Osmanlı'dan kopmak için bu işi hızlandırırlar. Bana yakın olduğu için burayı ben ele geçiririm. Osmanlı'dan evvel nasıl Ceziretül Arap, Hicaz, Mısır'a tabi ise gene o hale gelir. Kavalalı'nın asileri İstanbul'a göndermesinin sebebi budur. Kendi cezalandırması lazımdı mahallinde. Hakikaten bunlar asılmıştır. Bak size, burada hiçbir kitapta rastlamayacağınız bir parantez açıp bir vaka söyleyeyim. Kral Faysal'ın Türk zannedilen bir hanımı vardı. Türk acılarına çok yardımcı olurdu. Bundan 20-30 sene evvel sağdı. Hacılar onun hep immetini görürlerdi. Bu kadın Türk değildir. Bu kadın Arap'tır. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bu kadın, o Vehhabiler çoluk çocuk buraya geldiler. İkinci Mahmut zamanında. Asılan insanların çocukları burada kaldı, gitmediler. İstanbul'da kaldılar. Onlardan birisi Çanakkale'de şehit oldu. Bu kadın onun kızıydı. Hanımı dul kaldı bu çocukla. Sonra Adapazarı'nda bir Çerkez beyiyle evlendi. Çocuk Çerkez beyinin kızı olduğunu zannediyordu. Gelinlik yaşa gelince ana baba aldılar onu aralarına. Dediler ki evladım, senin baban Suud ailesine mensup biriydi. Çanakkale'de şehit oldu. Senin ailen bugün Arabistan'da hükümdar ailesi oldu. Sen şu anlatacağımız hikayeyi, babanın macerasını anlatan bir mektup yaz krala. Ola ki bizi davet eder, bize bir faydası dokunur. Bu da bir mektup yazdı. O zaman Faysal'ın ağabeyi Suud kraldı. Suud bunlara bir miktar parayla bilet gönderdi. O zaman uçak böyle yaygın değildi. Bir gemiyle bunlar Cidde'ye geldiler. O Cidde'ye geldikleri gemi geldiği esnada Faysal'ı çağırdı Suud. Sonra Faysal onu devirdi. O Yunanistan'da hayatını tamamladı. Türkiye'de değil. Suud rezilane bir hayatı vardı. Suud İbni Suud. Dedeleri de Suud. Evet. Çağırdı. Dedi ki bak, şöyle bir kız geliyor vapurda, anası babası yanında. Yanına müftüyü al, onu bana nikahlı al getir dedi. Suud'un birçok karısı vardı. Faysal ona kızdı. Müftüyü aldı ama müftüye ağabeyisinin talimatını söylemedi. Gemide kızı kendine nikahladı, aldı. İşte o kadın kendini Türk biliyordu. Çünkü Adapazarı'nda büyüdü. Türklere çok yardımcı olmuştur. Bu aslında Arap'tı. Faysal'ın hanımı, duyarsınız bu kadının iyiliklerini, Türk acılarını. Aslı budur. Şimdi o adamlar asıldı. Böylece Suud'la Osmanlı arasına bir kan davası girmiş oldu. Fakat Suudlardan evvel aynı mıntakanın hükümdarlığı için Şerif Hüseyin İngilizlerle anlaştı. Ve Şerif Hüseyin hikayesi uzun süre anlatırsam, Harb-i Umumi nihayetinde Suudi Arabistan'da, bugünkü Suudi Arabistan'da Hicaz Krallığı adıyla bir krallık kurdu. Baş şehri Mekke'ydi. Lakin kendisine seni halife ilan edeceğiz, İslam dünyasını senin liderliğinde birleştireceğiz demiş olmalarına rağmen ona Hicaz'ı verdiler.
oğullarından birini Irak'a kral yaptılar. Birini Suriye'ye kral yaptılar. Birini de Suriye'den bir parça arazi, bir parça Filistin'den kopararak uydurma bir Ürdün devleti yaparak onun başına koydular. Şerif Hüseyin bir müddet sonra sızlanmaya başladı. Benim metbuğuma karşı, yani Osmanlı'ya karşı beni halife yapacağım diyerek isyan ettirdiniz. Halife yapmadığınız gibi bana İslam dünyasının liderliğini verecektiniz. Ahalisi ırkan Arap, lisanı Arapça, coğrafyası bir, dört tane bir baba ve üç oğlu, dört tane devlet yaptınız. Çünkü düşmanın gayesi İsrail kurulacağı için o pazarlığa tabi bu iş. Orta Doğu'da güçlü bir devlet kalmasın. Türkiye'yi de Lozan'da kuşa çevirmelerinin sebebi budur. Siyonizmin faaliyeti neticesinde bunlar olmuştur. Bunun için mırıldanmaya başlandı. O mırıldanma hengamında Necid'de fiili bir derebeylik halinde yaşayan Suud ailesine ve Vehhabi hareketine karşı Şerif Hüseyin bir şey yapamıyordu. İki defa Abdülhamit zamanında Şerif Suudlar Necid'e saldırdılar. Necid'e saldırdılar, başarılı olamadılar. Çünkü Şammar aşireti, Reşidiler, Osmanlı'ya taraftar olanlar onları püskürttü. Bir defasında o derecede püskürttü ki bunlar Kuveyt'e sığındı. Abdülhamit zamanında bu. Belki bunu Akabe meselesi diye daha evvel anlattım. Abdülhamit Mübarekü Sabbah ailesi orada hükümrandı. Dahili işlerinde muhtar, Osmanlı'ya bağlı bir eyaletti. Bunlar asi, bize teslim et dedi. Sabbah ailesi İngiliz himayesine geçtim dedi. İngilizler de kabul ettim dedi. Abdülhamid'in eli kolu bağlandı, bir şey yapamadı. Buna mukabil Hicaz demir yolunu bahane ittihaz ederek Akabe'yi işgal etti. Başka zaman bunları anlattım size. Bu gelişmelerden sonra Şerif Hüseyin Hicaz Devleti kuruldu. Hicaz Devleti Şerif Hüseyin'in İngilizlere beni aldattınız, metbuğuma isyan ettirdiniz, vaat ettiklerinizi vermediğiniz yolda şikayet edince İngilizler bunun şikayetlerine bıktılar. Oraya hakim olmak arzusunu daha evvel ısrar etmiş olan Vehhabiler akıllarına geldi. Dediler ki bunu Vehhabilerle, Suud ailesiyle tepeleyelim, ortadan çıksın. Suudi Arabistan devletini kuran Abdülaziz İbni Suud, Suud onun babasıdır, Londra'ya çağrıldı. İlk defa ben yayınladım el yazısıyla. Burada bir vesika. Suud Devleti'nin kurucusu olan Suud bin Abdülaziz, Filistin'de veya herhangi bir yerde Yahudi Devleti kurulmasına muvaffakat ettiğini ve hayatı boyunca İngilizlerden ayrılmayacağını taahhüt eden kargacık burcacık yazısıyla beyanatı. Arapça. Bakkal yazısıdır bu. Bizde öyle derler, çirkin yazıya. Cahil. Bin tane imla yanlışı var şu küçücük yazıda. Bu taahhüdü bu verdi. Ondan sonra buna askerce Haliç'ten gelerek yardım ettiler. Şerif Hüseyin üzerine saldırttılar. Şerif Hüseyin İngilizlere döndü, dedi ki beni siz vücuda getirdiniz, beni koruyun. Dedi ki Cidde limanına bir gemi hazırladık senin için, bin kaç. Sade hayatını koru dedi. Onu aldı getirdiler Kıbrıs'a. Menkubiyetle hayatını tamamladı. Yani bir nevi hapis hayatı.
ve orada hatıratlarını yazarak Müzekkerat-ı Şerif Hüseyin diye, Arapçadır bilmiyorum Türkçesi çıkmış mı, kendi hatalarını itiraf eder, nedamet getirir, bir de hatırat yazdı. Kıbrıs'ta öldü kaldı. Suudlar böylece geldiler. Yani İngiliz desteğiyle geldiler. Şu gösterdiğim vesika İngilizlere, İsrail Devleti'nin kurulmasına, Filistin'de veya başka bir yerde, nerede olursa olsun, karşı çıkmıyorum, kabul ediyorum. Ve hayatım boyunca İngilizlere bağlı kalacağım diye imzayı atınca, bugünkü Suudi Arabistan toprakları onların desteğiyle ellerine geçti. Vehhabi hareketi bu suretle Osmanlı'ya karşı isyanda başarılı olamadı ama Şerif Hüseyin'in şikayetlerine mutazarır olan İngilizlerin yardımıyla bugünkü Suudi Arabistan'da hükümran hale geldi. Ne soruyordu? Onların üstadım Mısır valisi tarafından İstanbul'a yollanıp burada kırılması meselesi. Sonra müziğin haram olduğunu söylemedi. Bunun devamında da bir şey var. Kaval Ali haindir dedimse sebebi var, onu da söyleyeyim burada. İkinci Mahmut Mustafa Kemal'in mübeşşiridir. Bakın, ben zannediyorlar ki ben Osmanlı'ya hiç kabahat bulmuyorum. Benim putum yok. Benim putum yok. Ne şahıs planında ne başka bir planda. 6,5 asır hatasız olmaz. Halk ikinci Mahmud'a gavur padişah demiş. O hilafet makamına oturan adam da 7 evliya kuvveti vehmeden millet ne kadar canı yanmış ki. Gavur padişah demiş. İnkılaplara o başladı. Kıyafetten vesaire. Orduyu imha etti. Bizim milli tarihimizin en büyük felaketlerinden biri 1826'da Yeniçeriliğin ilgasıdır. Çünkü İslam inkılapçı değildir. Bunu iyi kafanıza yerleştirin. İslam tekamülcüdür. İslam ben bir yeni din olarak ilk defa geldim demedi. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen dini. Aynısıyım dedi. Allah katında bir tek din var. İnsanlar bozuyor, Allah yeniliyor dedi. Geldiği zaman bulduğu müesseseleri de temel esaslarıyla mizan ederek doğru bulduğunu muhafaza etti. Yanlış bulduğunu kabili istihsa ıslah etti. Bulmadığını ihdas etti. Her şey benden başlayacak Mustafa Kemal dediği gibi. Benden evveli red. Bu İslam bir mantık değildir. Hazreti Peygamber Hülful Fudul Cemiyeti diye yabancı tüccarların parasını vermeyen yerli tüccarlara karşı bir mukavemet cemiyeti kurulmuştu. Peygamberlikten sonra bugün olsa böyle bir cemiyete gene girerim diyor. Doğru her zaman doğrudur, zamanla mekanla mukayyet olmaksızın. Onun için ikinci Mahmud orduyu ıslah etmesi lazımken imha etti. 26'da ordu imha edilince, hem de öyle bir vahşiyane ki Mustafa Kemal'in yaptığına benzer. Yeniçerilerin mezarlıkları dümdüz edildi. Mezar taşları kırıldı, yok edildi. Gezin İstanbul'un eski mezarlıklarını. Hiçbir Yeniçeri mezarı. Çünkü eski mezarlar mesleklere göre mezar taşı vardır. Yeniçeri külahıyla ben bugüne kadar İstanbul mezarlıklarında 2 mezar gördüm. Şurada burnumuzun dibinde 3. Mustafa'nın yaptırdığı ve maalesef adıyla anılmayıp bir suyla anılan bir cami var. Şurada Üsküdar'da. Ayazma Camii. O caminin bahçesinde 2 tane Yeniçeri mezarı unutuldu. Ya bir orduyu kaldırıyorsun. Bu ordunun düşmandan istinam ettiği hatıra eşyalar bile yakıldı. Müze yakıldı. Müze.
düşman bayrakları, silahları, çadırları vesairesi ihtiva eden bir müze vardı. O bile yakıldı. Mezar taşları kırıldı, yok edildi. Mezarlar dümdüz edildi. Şimdi Kasımpaşa'ya doğru inerken bir tek türbe kaldı. Orası Tepebaşı ne meydandır? Şişhane, Şişhane. Orada bir mezar kaldı. O Meyyitzade adında ölü bir kadından doğmuş olan bir adamdır. Hikayesi anlatsam uzun gider. Orası kamilen Yeniçeri mezarlığıydı. Bir tek o kaldı. Türbesi bilmem nesi vardı. O da Yeniçeri'dir. Bir tek o kaldı. Bütün mezarlık dümdüz oldu işte. Şimdi bir kısmını park yaptılar. Çiğneniyor mezar. Oradan Zeyre'ye kadar bir sürü Yeniçeri mezarlığı var. Yok edildi. Bu zihniyet sakin bir zihniyettir. İnkılapçı kafasıdır. İkinci Mahmut fevkalade dindar bir adamdır. Şurada Çamlıca'da vefat etmiştir. Son arzun ne? Beni bir camiye götürün, bir camide son nefesimi vermek istiyorum diyor. Diyor ama icraatı yanlış. 26'da Yeniçeri'yi ilga etti. 28'de Ruslar 15 bin kişilik, çok değil, 15 bin kişilik güçle Edirne'ye sarttılar. Türkiye'ye dikte ettiler, Yunanistan'a istiklal verdik. Şu Yunan devletinin ortaya çıkması 1828 Edirne Anlaşması'yla. Ruslar bunu bize dikte ettiler. 2 sene sonra koca Yunanistan elimizden gitti. 2-3 sene sonra da Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kütahya'ya geldi. İstanbul'a gidiyoruz. Yakında hanedan meselesini konuşacağız dedi. Osmanlı tarihinde hanedan değişikliği düşünen bir Kavalalı Mehmet Ali Paşa oldu. Bir de Yahudi dönmesi Mithat Paşa oldu. İttihadı, ittifakı, tarihi devamlılığı sağlayan bir amildi Osmanlı ailesi. Kimse ona karşı böyle bir şey düşünmüyordu. O hain bunu düşündü. Devlet İngiliz ve Fransızlardan yardım gördüğünü bildiği için onların rakibi olan Rusya'dan yardım istedi. Rusya'dan 10 bin kişilik ordu geldi. Sarıyer ile Emirgan arasına yerleşti. Onların baskısıyla Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu çekildi gitti Türkiye'de. Bak bir vali buraya kadar çiğneyip geldi ve Türkiye Rusya'nın kucağına düştü. Ermeni meselesinin başlangıcı da budur. Çünkü Yahudi Ruslar bu iyiliği babaların hayrına yapmadılar. Ülkedeki Ortodoks Sebai himaye selahiyetini elde ettiler. 1832 Hünkar İskelesi Anlaşması'yla bir de Boğazların idaresine ortak oldular. Buna razı olmayan İngilizler ve Fransızlar 20 sene sonra bizimle birlikte olarak Kırım Harbi'ni yaptılar. O zaman Ruslar düşündü. Bunlar benden fazla Osmanlı'ya düşman olduğu halde bana karşı niye Osmanlı'ya yardım ettiler? Boğazlar üzerinde ele geçirdiğim imtiyazdan korktular. Avrupa'da muvazene-i düvel bakımından Rusya'nın bu kadar gelişmesine razı olmadılar. O zaman karadan bir çıkış yolu bulun Akdeniz'e gitmek için diye. Rusya'ya emir verdi. Aylarca çalıştıktan sonra nasıl Yunanistan'ı destekleyip devlet yaptıksa Doğu Anadolu'da da Hristiyan bir unsur var, Ermeniler. Onlar da aynı şekilde destekleyerek sonra da pençemiz altına alarak İskenderun'dan denize çıkalım. Bu fikir doğdu. Ermenileri kıyama o sadık tebaayı anasır-ı muhtelife içinde Müslüman olmadığı halde en fazla Osmanlı'ya sadık olan Ermeniler Rus tahrikleriyle bu maksatla sadakatten ayrılarak isyana başladılar.
Bunun günahı da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nındır. Buna bu sebep oldu. Tabii Hristiyan oldukları için Ermeniler kıyam edince başka devletler de araya karıştı. Tabii ama ilk muharrik Rusya'dır. Rusya bu emelinden Bolşevik zamanında bile vazgeçmemiştir ki 1960'lardan sonra Türkiye Rusya'yla ilk iktisadi teşebbüse geçtiği zaman bir demir çelik fabrikası kurma müsaadesi kopardı. İskender'in demir çeliği kurdu. Yeri o seçti. Karabük'ten cevher götürüp İskenderun'da demir imal edeceksin. Sebep oraya 9000 tane Rus askeri getirdi. Ermeni harekatı yerine Kürt harekatını koydular. Buna uzun gider anlatırsam. Bu sefer de Kürtleri kandırıp çünkü Molla Mustafa Barzani 1930'da Ağrı Dağı'nda isyan etti. Başarılı olamayınca önce İran'a sığındı. İran benim Türkiye ile dostum bozarsın çık git dedi. Müşevik belli oldu. Ruslar gel dedi. Rus ordusunda Molla Mustafa Barzani general oldu Kızıl Ordu'da. General albay rütbesiyle fotoğrafını ben Rus albayın rütbesiyle. Musul meselesi kitabıma koydum. Bak Kavala'nın sebep olduğu hainliğin gelişmesine bak. Bugünkü Kürt hareketinin, Kürtçülük hareketinin menşeinde de bu var. Osmanlı tarihi boyunca Kürtlerle Türkler arasında hiçbir ihtilaf olmadı. Tabii Cumhuriyet Türkiye'sinin dindar olduğu için Şark üzerindeki tahribatı da tahrik edici bir amil oldu. Baltada da var, sapında da var derler. Bir ormana balta girmiş de ağaçlar şikayet edince yaşlı bir ağaç demiş ki ona hiç kızmayın. Onun bizden olan sapı olmasa o bize bir şey yapamaz demiş. Burada da tabii içeriden dışarıdan tahrikler var. Bunları sonra konuşuruz. Evet, bir mesele daha halledelim. 30.03.2013 tarihli sohbetinizde Nuri Jonker'in Mustafa Kemal öldükten sonra kitap yazıp Jonkbayır harekatını ben kazandırdım. Ben kazandım dediğini iddia etmişti. Ama Nuri Jonker'in ölüm tarihi 1937. Yani Mustafa Kemal'den önce ölmüş. Üstad, bu ifadesinde bir hata mı var? Bunu bir tavsiye. Ben Nuri Jonker'in kaç tarihinde öldüğüne hiç dikkat etmedim. Ama kitabı 50'li yıllarda basıldı. Söylediği doğruysa bakacağım. O zaman yazmış, yayınlanmasına bir müddet koymuş demektir. Veyahut sonra birinin eline geçmiş yayınlamış. Ama ben o meseleyi canlı tarihlerden Cemil Jonker'in hatıratından alarak yazdım. Kitabı getirmemiştir. Aşağıda işaret ettim. Mesele şudur. Jonkbayır'ında bir zafer mevzu bahis değildir. İsterse iddia olunan zafer Mustafa Kemal'e ait olsun, isterse Nuri Jonker'e ait olsun. Oglander Splendor adındaki bir İngiliz amirali Gelibolu Harekat-ı Bahriyesi adında bir kitap yazmıştır. Bu kitabın 1930'larda İnkılap Kitabevi'nden tercümesi de yayınlanmıştır. Mustafa Kemal'in Ruşen Eşref Ünaydın'la bir röportaj yapıp Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal'le Mülakat diye bir kitabın ortaya konulma sebebi bu adamın yazdığı bu kitaptır. Çünkü kitapta diyor ki bunun da aynen başlangıçtaki mesele gibi bir sohbetlik teferruatı var. Ama ben lübbül lüb, özün özü bir ihtisar kısaltma ile şu kadarını söyleyeyim ki orada bizim tarafın idarecisi olan Mustafa Kemal o kadar kötü sevk ve idare
de bulunmuştur ki askeri. Bizim askerin süratle geri çekildiğini fark etmeyen İngiliz topçusu bizim askerin yerine gelen kendi askerinin başına gülleleri yağdırmıştır. Adamın iddiası budur. Çünkü bir yere çıkarma yapacakları zaman oraya yarım saat, bir saat devamlı gemiden top ateşi yapıyorlar. Toz, duman, mahşeri bir hal aldıktan sonra, karınca bile sağ kalmadıktan sonra ateşi kesiyorlar, askerleri oraya yürüyor. Bu sefer askerin 300 metre, 500 metre ilerisine ateş açıyorlar. Orasının böyle artık canlı bir mahluk kalmaz hale gelince ateşi kesiyorlar, asker ilerliyor. Daima askerin önüne ateş ediyorlar. Bizim asker kötü idareden dolayı öyle çabuk gerilemiş ki o süngütak bir yere çıkmış olan düşman fark etmeden düşman kovalarken kendi topçu ateşinin altına düşmüş. Ateşi kestikleri zaman bakmışlar ki kendi askerini kırdılar. Çekilmelerinin sebebi budur. İngiliz böyle anlatıyor. Nuri Jonker de diyor ki hayır, Jonkbayırı'ndaki zaferi Mustafa Kemal kazanmadı, ben kazandım. Ben burada Lozan'ın birinci cildinde kaynağını gösterdim, canlı tarihlerden aldım. Nuri Jonker'in hatıratını da atıp yaptım zannediyordum, o kitabı getirdim ama yapmamışım. Nasıl olmuş hatırlamıyorum şimdi ama 50'lerde çıkmış bir kitabı var, aynı şeyi söylüyor. Diyor ki düşmanın söylediği bu söz doğru olsa bile mağlubiyet için, geri çekilmek için bir mazeret olmaz. Halbuki ben bunu düşman burada mazurdur değildir noktasından ileri sürmüyorum. Ben bunu şu noktadan ileri sürüyorum ki düşmanın hatası sayesinde bir zafer kazanmış gibi göründün. Arkadaş, zafer yok burada. Düşman kendi hatası yüzünden çekilmiş. Sen bunun nesine zafer diyorsun? Anafartalar kahramanı. Bir de bu. Ne kahramanlığı burada? Bir şey yok ki. Düşman kendi askerini telef etmiş, çekilmiş. O arkadaş görmek istiyorsa Nuri Jonker'in kitabına bakabilir. Aynı şekilde canlı tarihlerde de benim Lozan 1'den canlı tarihler 6. ciltten sözlerimin, oraya iktibas ettiğim sözlerin aynını hatıralarda görür. Yoksa biz şimdi Çanakkale Harbi'ndeki hataları anlatmak çok uzun bir iş. Burada onunla meşgul olamayız. Ama düşman kendi hatası yüzünden çekilmiştir. Bunu İngiliz söylediği gibi Nuri Jonker de kabul ediyor. Ama düşman için mazeret olmaz diyor. Ben mazeret aramıyorum ki düşmana niye çekildi, çekilmemesi lazımdı demiyorum ki. Sen zafer kazanmadın diyorum yani. Adam kendi çekildi ya. Kendi hatası yüzünden çekildi. Mesele burada. Kahramanlık var mı yok mu? Anafartalar kahramanı. Sen istediğin kadar masal oku. Bir gün tarihi gerçekler ortaya çıkar. Sen de Anafartalar kahraman dediğin adam İngilizlerin Çanak Efer kitabında görüyoruz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Hani ikincisi? İkincisi Trakya'ydı. Çanakkale'de geldi, İngiliz askerlerinin önünde zırt diye durdu. Türkiye tehlikeye girse, ben de Türkiye'yi kurtaran bir adam olsam, evvela Trabzon'u kurtarırım ya, doğduğum yer. Bin bir hatıram var orada. Sen Selanik'i kurtarman lazımdı, doğduğun yer. Niye durdun? Anlaşmalı Yunan'ı yenmek kolaydı. Yeneydin İngiliz'i. Ondan sonra Lozan'da 7 devletle harp ettik. Denize döktük. Ayıptır. 80 sene sonra bu yalanlara devam etmek. Ne 7 düvelle harp etti. İtalyanlar kendileri çekildi gitti Antalya'dan. İngilizlerin siyasi planlarını öğrendikleri için, Fransızlar Antep ve Maraş'a halkın mukavemeti sebebiyle çekildi gitti. Bugünkü hududu çizdi gitti.
Sen yeni düel kiminle harp ettin? İngiliz'e bir kurşun ataydın da ben de seni alkışlayaydım. İsabet ettirmesen bile. Hepsi yalan. Denize dökme, büsbütün yalan. Yunan ordusu 7 Eylül'de İzmir'i terk etti. Bizim öncü kuvvetler Nurettin Paşa'nın riyasetinde 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Sahipsiz kalan İzmir 2 gün Ermeniler tarafından yakıldı. İtfaiye müdürü Fransız hükümetine verdiği raporda belli. Yunan çekilmiş gitmiş. Ben bekliyorum diyor. Bu masallara utanmıyor musunuz? Resmi devletin vesikaları var. Yunan mezaliminde bazılarını kullandım. Yunan ordusu kaçarken her şehirde 3 saat, 5 saat, 10 saat eğlenmiş. Yalnız Manisa'da 8 bin ev yakmış. Servet soymuş. Hayvanları bile Dikili'den manalara bindirerek Yunanistan'a kaçırırlarken ecnebi fotoğraflar var elimizde. Bir Yunan ferdini yakalayamıyorsun sen. O mağlup kaçıyor. Kaçarken de her şehir, her kasabada yangın çıkarıyor, insan öldürüyor. Eğleniyor. Sen yakalayamıyorsun. İzmir'e 2 gün sonra varıyorsun. İsmet Paşa'nın bir gün dediği gibi, hadi canım sen de. Bu kadar palavra devam edemez. Bu millet aptal da o kadar aptal değil. Gerçi ilanlarda milleti aptal kabul eden reklamcılar neler söylüyor. Açken sen aç değilsin. Niye ben değilim aç? Açken de ben benim. Eve giden hiçbir yol yol değildir. Niye yol olmasın dedim. Kirlenmek güzel şeydir. Bunlar hepsi milleti aptal yerine koymak. Bir tanesi demiyor ki ya şu sözlerin hepsi mantıksız. Böyle yüzlercesi yıllardan beri devam ediyor. Umumi zeka seviyesi düşmüş. Mantık selb olmuş. Mantık zaafı var. Mantık zaafı var. Bu kadar milli mücadeleye dair eser okudum. Bir tanesi bana izah etsin. Dumlu Pınar Meydan Muharebesi. Adı ne? Meydan Muharebesi. Meydan Muharebesi nedir? İki ordu bir sahrada karşılaşır. Galibi mağlubu belli olana kadar dövüşüyor. Sakarya meydan muharebesidir ama 22 gün sürmüştür. Osmanlı'nın meydan muharebeleri bir günde biter. Malazgirt böyledir. Kosova böyledir. Birinci, ikinci Kosova. Varna böyledir. Hangi Osmanlı muharebesine baksan bir günde yener, yenilir, biter. Dumlu Pınar Meydan Muharebesi'yi de niye Yunan ortadan kaldırmadı? Çünkü harbin devamında fayda gören, şimdi diyorlar ya kandan beslenenler, o felaketin devamında fayda görenler, siyasi ve askeri otorite elde edecek olanlar, ricat emri verdi. Osmanlı'nın bir günde biten meydan muharebelerine mukabil, Kemal Paşa'nın göklere çıkarılan zaferi Sakarya 22 gün sürmüş. Bu ne demek? Kör dövüşü demek. Kör dövüşü demek. Ben de alkışlardım seni bir günde mahvetseydin Yunan ordusunu. Niye Osmanlı'da 20 gün süren değil, 2 gün süren meydan muharebesi bile gösterilemez. Ya kimse bunları sormaz mı? Bunlar hep benim mi aklıma gelecek? Allah Allah. Bu tarihçi geçinen adamlara karşı ben kendimi tavuk kümesine düşmüş bir kaz gibi görmeye başlıyorum. Fesubhanallah. Mantık muhakeme terk etmiş Türkiye. Türkiye bir açık hava timarhanesi. 10 bin gencimiz bir zenci futbolcuyu karşılamaya havaalanına gidiyorsa sosyologlar durup düşünmeliler. Bir hastalık var. Yüz binlerce adam statta para verip giriyor da herif futbol oynuyor. 10 milyon dolar alıyor. Bu enayilerin parasıyla ona parayı veriyor kulüp. Kulübe gövden yağmıyor. Darphanesi yok. Ulan futbol seyrine oynayan para kazanıyor. Futbol seyrine ömrünün en kıymetli zamanı veriyorsun. Yetmiyor. Dışarıda da günlerce münakaşası yapıyorsun.
Havanda su dövdün. Falan takım kazandı filan takımı. Ya kazan ondan onun ne farkı var? Niye Galatasaraylısın da Beşiktaşlı değilsin? Niye Beşiktaşlısın da Fenerbahçe'desin? Bunların arasında ne var, fark var? Hiçbiri. Bir defa onu tuttu. Musallat fikir. Futbol bu cemiyetin hastalığını en müşahhas bir şekilde gösteren bir yaygın. Dünyanın hiçbir yerinde 100.000 kişilik stat yoktur. Ya bu topu biz icat etmedik. Bunu Elin Gavur'undan aldık ya. Ondan ileri gitme bari ya. Boynuz kulağa geçti. Sor başka bir sual. Üstadım ben Trabzonluyum ve Çepniyim. Üstadım burada birbiriyle alakalı Bektaşilikle alakalı olduğu iki sual var. Peş peşe sorayım onları. Sor. Ben Trabzonluyum ve Çepniyim. Karadeniz bölgesindeki Çepnilerin Bektaşilik veya Alevilikle bağlantısı nasıl oluşmuştur? Bir ikincisi de şu. Bildiğim kadarıyla Bektaşilik bir tarikat değil. Ve Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinden 100 yıl sonra bozulmaya başlamış. Türkiye'deki Bektaşiliğin aslı nedir? Ve nasıl Alevilikle birlikte zikredilir olmaya başladı? Ve nasıl şimdiki haline geldi? Şimdi bir defa Karadeniz'deki Çepniler Azerbaycan üzerinden geldikleri için bir kısmı ama hepsi değil Alevi Yül Meşrep'tir. Çepniler 24 Oğuz boyundan biridir. Halis Türktürler. Ama gariptir ki bugün Karadeniz'de yegane Rumca bilen bunlardır. Arka kesimlerdedirler. Sahil insanı Çepnileri çoban, köylü makam manasında kullanır. Bir görgüsüz adam, çocukluğumda çok duydum. Bir adam bir görgüsüzlük yaptım, bırak o Çepni'yi derler. Yani görgüsüz manasına kullanırlar. Tıpkı Yezidi Kübür makamında kullandığımız gibi. Ya İmam Gazali bile diyor ki Yezid'in Hazreti Hüseyin'in şehadetinde bir kabahati yok. Ya sen de Alevi değilsin, sen ehli sünnetsin. Yezid-i Küfür makamını nasıl kullanıyorsun? Propaganda. Yerleşmiş zihinlerde. Yezid İstanbul'u fete gelen ordunun kumandanı Ebu Eyyub el-Ensari onun idaresi altında buraya geldi efendiler. Konuşurken biraz düşünelim. Propaganda böyle bir şey. Aynı şekilde. Çepni dedin mi yerleşmiş. Köylü, görgüsüz falan. Sebep, Çepniler Karadeniz sahiline Selçukiler zamanında geldiler. Bunu ben Zavnos Paşa romanında Zavnos Paşa'nın hayat hikayesi dolayısıyla anlattım. Siz Trabzon Rum İmparatorluğu hudutlarına yerleşin. Onlara karşı bir müdafaa seddi oluşturun. Vergiden muafsınız demiştir onlara Selçuklu devleti. Sahilde oturmadıkları için, çünkü sahil Rum'du. Sahilde oturmadıkları için çobanlıkla meşgul olmuşlar. Karadeniz zaten dağlık. Onun için Çepni çoban manasına sahilde tanınır olmuş. Bu doğru değildir. Sonra Rum İmparatorluğu zamanında da 250 senedir Trabzon Rum İmparatorluğu. Burada başka vesileyle söyledim. Trabzon Rum Devleti Pontus değildir. Pontus bir İran devletidir. Ve milattan önce 75 yılında yıkılmıştır Bizans tarafından. Trabzon'la da alakası yoktur. Pontus kelimesi Rumca Pontoxun kelimesinden türemiş galat, bozuk bir kelimedir. Pontoxun Karadeniz demektir Yunanca. Çünkü Pontus evvela Kayseri civarında kurulmuştur. Şimdi peri bacaların olduğu yerler var ya buralarda. Sonra ikiye ayrılmış Anadolu Kapadokya'sı Pontoxun Kapadokya'sı diye. Karadeniz yani
Pont Oks'un, Kapadokya'sın merkezi Amasya'ydı. Sonra Sinop Anaklı oldu. Sinop'tayken Bizans tarafından ortadan kaldırdı. Miladi 75 yılında. Milattan önce. Hazreti İsa'nın doğumundan önce 75 yılında Bizans Pontus'u yıktı. Pontus bir İran satraplığıydı. Bu kelimenin manası dahili işlerinde muhtar bir eyalet demektir. Çünkü Anadolu Yunanlılarla, o milattan önce Yunanlılarla İranlılar arasında bir mücadele sahasıydı. Trabzon Rum Devleti ise milattan sonra, bak o milattan evvel 75 yılında, yani Hazreti İsa'nın doğumundan 75 sene evvel yıkılan devleti bak nereye çekiyorlar. Milattan sonra 1204 yılında, 1204, 75 sene üstüne koy, 1280 sene sonra yani Pontus yıkılışında. Haçlılar, 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul'a uğradılar. İstanbul'da taş üstünde taş bırakmadılar. Ortodoksları kılıçtan geçirdiler. Mal ve can yağmalayarak Bizans'a nihayet verdiler. Bizans 1261 senesine kadar merkezini İznik'e taşıdı. 1201'de tekrar İstanbul'a gelebildi. İznik'e. Güzel. Hanedan mensuplarını öldürdüler. Bunlardan Alexi Komnenos her nasılsa canını kurtararak deniz yoluyla önce Gürcistan'a gitti. Gürcistan'dayken Trabzon Rumları onu davet ettiler. Gel başımıza geçti. Trabzon'da Rumlar ne arıyordu? Trabzon'da Rumlar milattan 400 sene sonra, bakın tarihlere dikkat edin, arada ne kadar mesafe var. 400 sene sonra bir İran şahı vefat ettikten sonra iki oğlu arasında saltanat kavgası başladığı hengamda bu İran şehzadelerinden biri Yunanlılardan 15 bin lejyoner paralı asker kiraladı kardeşine karşı. Bunlar Antep havalisinde saltanat mücadelesine girişmişlerken Yunan askerlerini kiralayan şehzade harpte öldü. Ölünce Yunanlılar bizim burada bir işimiz kalmadı. Hükümdar olmasını dava ettiğimiz adam vefat ettiğine göre memleketimize dönelim dediler. O günün imkanlarıyla batıya gidecekken yanlışlıkla kuzeye gittiler. Mal ve can yağmalayarak sahile vardıklarında baktılar ki burası İzmir değil, başka bir yer. Günlerce yol teptiler. Bunların kumandanları Ksenofon adında bir Rum, bu seyahatlerini, bu maceralarını on binlerin ricatı diye kitap haline getirmiştir. Ve bu kitap Rumcadan tercüme edilerek Milli Eğitim yayınlar arasında da çıkmıştır, görebilirsin. Bunlar Trabzon'a gelince, Trabzon'un deli balı meşhurdur. Kumar ağacı çoktur ormanlarda. Onun çiçeklerinden emen arıların yaptığı bal biraz fazla yenince insanı sarhoş eder. Bu baldan fazla yemiş sarhoş olmuşlar. Bunları yazar adam. Uyandıktan sonra kimisi deniz yoluyla, kimisi karadan İstanbul'a dönmüş, lakin bir kısmı Trabzon'da kalmış. Burası da bir deniz şehri, liman bizim memleketimize benziyor. İşte onlar Trabzon'un sahil şeridinde bir koloniydiler. Alexis Komnenos'u bu Latinlerin İstanbul'u böyle tarumar edip, katliam edip, çiğneyip geçtikleri hengamda Gürcistan Hristiyan olduğu için oraya kaçmış olan Alexi Komnenos'u başlarına çağırdılar. O bir beyliğin başkanı gibi işe başladı. Zamanla devletini büyüterek
imparatorluk halinde anılır oldu. Bu Bizans hanedanının devamı mahiyetinde bir hanedan. 1461 yılında Fatih bu devleti ortadan kaldırarak Trabzon'u fethetmişti. Demek oluyor ki takriben 250 sene bir hakimiyeti var. Yer adlarını Rumcalaştırmış, resmi lisanı Rumca yapmış olduğundan arka sahillerdeki insanlar fetihten sonra sahile inmedikleri için, nadiren indikleri için bu lisanı muhafaza etmişlerdir. Mesela Çaykaralılar, dağlık bir mıntaka, ofun arkası, Rumca bilirler. Mesela Tonyalılar, Vakfıkebir'in arkası, dağlık bir mıntaka, Rumca bilirler. Herkes zanneder ki bunların Rumca bilmesinden, bunlar aslında Rum'du da Türkler bunları zorla Müslüman yaptı. Hayır, böyle bir şey yoktur. Bunlar halis Türktürler, Çepni. Halis Türktürler, tiplerinden de bellidir. Yabancı kan az karıştığı için, sahille ihtilatları olmadığı için. Ama bunların bir kısmı Azerbaycan üzerinden geldiği için Neşve-i Aleviyeleri vardır. O da nedir? Bakın, Beşikdüzü ile Vakfıkebir arası 4 kilometredir. Vakfıkebir'in arkası Tonya'dır. Alevilikle Tonyalıların hiçbir alakası yoktur. Ama Beşikdüzü'nün arkasındaki Çepniler Alevi-ül Meşrep'tir. Mesela benim kazamda Akçabat'ta hiç Alevi yoktur. Ama en yukarıda dağlarda bir köy vardır. Onlar Alevidir. Çünkü şeyden gelmiş, bir tek köy. Ama sahildeki insan Alevi ile Şafii'nin farkını bilmez. Bilmezler. Duymamış çünkü. Bir tek köy. Demek oluyor ki Çepnilerin hikayesi böyle. Alevilikle alakaları da Azerbaycan üzerinden geldikleri içindir. Esasen Karadeniz, iç Karadeniz'de Alevi bir sel yatağı gibidir. Erzincan, Şiran öyle devam eder. Çorum'a kadar bir sel yatağı gibidir. Bunlar Kafkaslardan sarkma, Azerbaycan'dan sarkma olduğu için de Alevi olarak Anadolu'ya gelmişler. Gelelim Bektaşiliğe. Bektaşi tarikatı aslında Sünni bir tarikattır. Tarikat değildir sözü yanlış. Muayyen erkanı usulü olan bir tarikattır. Fakat tarikatlar iki kategori teşkil ederler. Bir kısmı Hazreti Ali'ye dayanır, bir kısmı Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Silsile nameler eğer gördünüzse bir daire içinde Allah Celle Celaluhu yazar. Ondan bir ok çıkar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adını yazar. Üçüncü dairede ya Hazreti Ali vardır ya Hazreti Ebu Bekir. Ve bu o silsilenin sahibi olan adamın adını ihtiva etmek üzere biter. Ben de aşağıda var Masuhi'nin silsilesi, size gösterebilirim. Rule halinde. Bütün o silsilede mevcut adamlar alt alta yazılmıştır. Güzel. Bunun sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilm-i ledünü ya Hazreti Ali'ye vermiştir ya Hazreti Ebu Bekir. Tasavvuf ise ledün ilmi üzerine kurulmuştur. Haldir, kal değildir. Bu eğer tatmin edici bir şekilde anlatmak istesek uzar gider. Başka vesilelerle de söylerim. Bu Hazreti Ali'ye dayanan bir tarikat olduğu için Bektaşilik zamanla suistimal ederek Alevilikle kaynaşmıştır. O kadar kaynaşmış ki içki mubah sayılacak hale gelmiştir. Yani Bektaşi'ye niye içki içiyorsun dedi mi? Allah içki için demiyor. La takrabu salat dedi. Namaza yaklaşmayın diyor. Ben kündüm sükar halbuki. Sarhoşken yaklaşmayın. İçkinin haram edilişinde bir merhale bu. İşine geleni alıyor. Bu suistimaldir. Ama biliyor musunuz?
Osmanlı'nın kuruluş engamında Neşve-i Aleviye sahibi olan bu tarikatlar Rumeli'de en büyük fütuhatı gerçekleştirmişlerdir. Bugünkü sapıklıklar olmadığı için bu tarikatta. Yeniçeri ordusu da bu tarikatı benimsemiştir. İddia edildiği gibi Yeniçeri kurulduğu zaman Hacı Bektaş-ı Veli gelmiş sırtlarını sıvazlamış. Kılıcınız kesin olsun, şu olsun, bu olsun, bunlar yalandır, doğru değildir. Çünkü tarihen sabit değildir. Tarihen mümkün değil. Zaman kronoloji olarak uymuyor. Ama Neşve-i Aleviye dolayısıyla Bektaşi olan Yeniçeriler sonra bunu Gülbanklarına kadar intikal ettirecek şekilde ileriye götürmüşlerdi. Ve Osmanlı Rumeli'deki fütuhatında bu Neşve-i Aleviye sahibi olan tarikatlar gerçekten büyük hizmeti ifa etmişlerdir. Bugün bundan dolayı Bektaşi tekkeleri Anadolu'dan fazla Rumeli'dedir. Çünkü o fütuhata aşkla, şevkle karışmışlardı. O kadar ki Bektaşi dergahına post nişin, yani o dergahın lideri mahiyetinde şeyhi Osmanlı hükümdarı tayin eder olmuştur. Başka tarikatlara fazla karışmaz. Sonradan bu Şeyhülislamlık makamında kurulan Meclis-i Meşayihe, Şeyhler Meclisi diye bir meclise havale edilmiştir de başlangıçta sadece Bektaşi tekkesine şeyh tayin eder. Bununla ilgili tarihi hadiseleri anlatırsam uzun gider. O kadar devletle iç içedirler. Ama sonunda bozulduğu için Yeniçeri ilga edildiği hengamda Bektaşilik de ilga edildi. Bence bu da yanlıştır. İkinci Mahmud'un hatalarından biridir. Bektaşi tekkeleri Nakşi tarikatına verilmiştir. Kapatılmadı. Ellerinden alınarak Nakşi şehirlerine verildi. Bu sefer bunlar manevi terbiyeden büsbütün uzak kalınca iyice sapıklık başlamıştır. O sapıklık günümüze kadar devam eder. Bektaşiler oruç tutmaz, namaz kılmaz çoğu. Aynı şedid Aleviler gibi. Halbuki Alevilerin de bir kısmı oruç tutar, namaz kılar da başka yanlışlar vardır. Bunlar onlarla iç içe hale gelmişlerdir. Bu tekkeleri elinden alınınca tekke bir halk mektebi demektir. Esnaf gündüz işiyle gücüyle çalışır, gece tekkeye gider. Hem manen tatmin olur, hem bilgi öğrenir vesaire. Ama dini bilgi öğrendiği için Mustafa Kemal Bektaşisi bilmem nesi demeden tamamını kapattı. Kapattım demekle kapanmıyor. İşte görüyorsunuz, doğrusuyla yanlışıyla devam ediyor. Anlatacak mesele çok, vakit tamam oldu. Ben şu zihniyetle hareket ediyorum. Bana gelen adam, fikirlerime itibar ederek gelen adam, bana hakikat namına bir şey söylemeye vesile olduğu için, bana sevap kazandırdığı için, ben ona karşı kendimi borçlu hissediyorum. Bu bakımdan bir şey vermek ihtiyacını hissediyorum. Yani bir bardak su verene bile bir teşekkür vicdani borçsa, etrafımda zümreleşilsin istemiyorum. Bundan nefsim hesabına korkuyorum. Gençlik yaşlarımdan beri de bu düşünceyle hareket ettim. Hiçbir zümrenin taassubuna girmedim. İslam için çalışan herkesi alkışladım. Bir zümreye giren adamı da kınamadım. Başka zümrelere hor hakir görmemesi şartıyla. Çünkü İslami faaliyet o topluluklarda oluyor. Kazandırıcı faaliyet orada oluyor. Onun için bunları kınamadım ama kendim böyle bir usulü tercih etmedim. Şimdi aşağıda sohbete gelenlerden bazı gençlere kitap veriyorum ama herkese bir şey veremiyorum. Herkese odam da almıyor. Cumhuriyet lisanıyla söyleyeyim.
kutlu doğum haftası dolayısıyla size ben de bir ikramda bulunayım dedim. Hiç olmazsa sohbetin birinde. Sizin sakalı şerif getirdim. Burada bu vesileyle ziyaret edersiniz. Bu sakalı şerif Hattat Necmettin Okyay ailesinden bana intikal etmiştir. Burada toplantının sonunda ziyaret eder gidersiniz. İsteyen eder, isteyen etmez. Benim az ikramımı manevi değerinden dolayı çok kabul edin. Bana hakkınızı helal edin. Allah azimişan hepinizden razı olsun. Hasenatınızı belagan ma bela inam-ı ihsan-ı ikram ederek sizi cennetiyle cemaliyle taltif buyursun. Ekran başında dinleyenlerinde Cenab-ı Rabbül Alemin İslam'ın galebesini gününü görmelerini sıhhatle afiyetle görmelerini ve onu gerçekleştirenlerden addedilmelerini nasip mukadder buyursun. Lillahi'l-Fatiha. Ha ben bir şey yapacaktım. Madem sakalı şerif size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methi babında bir şiirimi okuyacaktım. Onu okuyayım bari. Çünkü arada bir bunu isteyenler de oluyor. Madem ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veladet kandili. Doğru adı budur. Kutlu doğum değil. Veladet kandili. Dolayısıyla sakalı şerifini ziyaret ediyoruz. Ben Sena diye bir kitap düşünmüştüm. Ve orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam methi babında birkaç parça yazdım. Onlardan bir tanesini size okuyacağım. Şemail. Şekli şemail kelimesini duymuşsunuzdur. Züleyha'yı kınayıp da Hazreti Yusuf'u görünce ellerini kesenler onun mübarek cemalini görselerdi kalplerini keserlerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu söz ona ait. Yusuf aleyhisselam dolayısıyla Züleyha'yı kınayan kadınlar bir ziyafet verdi, elma verdi ellerine soyup yerlerken perdeyi açtı Yusuf'u gördüler, ellerini kestiler şaşkınlıktan bu ne güzellik diye. O da diyor ki Züleyha'yı kınayıp da Hazreti Yusuf'u görünce ellerini kesenler onun mübarek cemalini görselerdi kalplerini keserlerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a birkaç kelimeyle şemailini onun da vasfetmiş. Raviler gerçi ki bunlardan biri İmam Ali o Şah-ı Velayet büyük haberci Esrar-ı Nebi'den muhakkak belki fakat vesaitin selahiyeti önünde tartmalı bu rivayeti ki bunlar göz ve söz değil mi sanki? Neyi görebilir göz denen varlık? Işığın bir haddi ona zifiri karanlık bir alem değil midir ki? Üstelik çeşitli tesire tabi oldukça görülen şeyin idraki. Aşkla nur görünen kinle nar olur. Galat-ı Ruhiyet'e bir misal olur. Ebu Cehil ile İmam Ali. Sonra göze ait bir maluliyet. Umumi ve meçhul olarak elbet. Yok mudur sanırsın ortada acep? Kısmi olmasaydı bilinir miydi? Renk körlüğü denen maruf musibet. Bir de şu var. İhmale gelmez. Tespiti güç fakat inkar edilmez. Donmuş bir hüviyet var mı cihanda? Aynı kalmayarak görünen şeyler her an değişirler birçok manada. Bir hassa hislere makez çehreler. Bunları bilmeyen cesaret edip Mevlana'nın meşhur ressamı gibi kendini bir mahir nakkaş zannedip kalkar resmetmeye huzura gelip görünce bu hali o büyük veli gülümseyiverir bu boş gayrete nakkaş en sonunda gelerek dize yırtar birbirinizi asla tutmayan tecrübe edilmiş 20 resmi de yapışır Hazretin eteklerine.
Velisi bu işte o büyük dinin nebisi olaydı siz o vakitte Nakkaş'ın aczini bir hesap edin. Sonra söz de gözden üstün mü sanki? O da öyle bir vasıtadır ki mutlak bir medlule merbut bir lafız aransa lisanlar bulunmaz belki. Rüya aleminin şartları gibi terk edip gözü de sözü de bir an kitaptan başını kaldı ve uyan aşkın o sihirli fecrinde biraz. Sır sıklam gözyaşı ol Serap'a niyaz, yürü hayallerin müntehasına, açılır zulmetin katları sana, aşkın şulesinde dağılıp bir, sonra bir an gelir, onur belirir karşında çıldırtan bir ihtişamla. Fakat gördüğünden ibaret sanma, kim bilir kaç bin kat hicab ardında saklıdır hala. Çünkü onura aşk ve iman nispetinde varılır. Hicap kalkar, yol kısalır. Beşer takatince nüfuz edilir. Ve bir de sır saklayabilene verilir. Muhakkak ki böyle er kişiler de vardır. Ancak unutma ki yine de onu biliş bu kadardır. Nasıl başka türlü olabilir ki? Zuhurunun şiddetinden gayip bir celal ve cemale sahip ve müteal olan Allah ona Habibim dedikten sonra imkan olur mu daha fazla nüfuza? Asla, asla. Hazreti Muaviye'nin, Hazreti Mevlana'nın, zihnim çok yorgun. Selçuklu Sarayı'ndaki vezirin kızı müridiydi. Bir vazifeyle Kayseri'ye gönderilince sarayın nakkaşına rica etti. Ben efendiyi çok özleyeceğim. Huzura git, müsaade al bir resmini yap da bana getir. Özlediğim zaman resmine bakarım diye. Nakkaş gitti, Mevlana buyur yap dedi. Nakkaş bir resim çizdi, sonuna geldi. Baktı ki karşındaki adam bakıyor çiziyor. Başka bir adam. Koydu resmi oraya, bir daha çizdi. Gene resim biterken baktı, Mevlana başka bir adam. 20 tane resim tecrübe etti. Ondan sonra anladı ki bunların hiçbiri benim gördüğüm değil. Geldi Hazretin'in eteğine kapandı. Ben de diyorum ki velisi bu işte bu büyük dinin nebisi olaydı. Siz o vakitte nakkaşın aczini bir hesap edin. Allah bize en büyük şerefi ümmeti Muhammed'den olmak olarak nasip etti. Mahlukat içinde mikrobu da yaratan o, akrebi de yaratan o, bize insan yaratılmak piyangosu çıktı. İnsanlar içinde mümin yaratılmak, ezeldeki nasiple mümin bir muhitte, mümin bir ailede yaratılmak piyangosu çıktı. Mümin bir ailede dinin en zayıf zamanında, azemeye çok ücret ödenir bir zamanda hayatımızı dünyaya gönderdi. Ve bizi ümmeti Muhammed'den olarak ruhlar aleminde binlerce sene bekleterek bütün enbiyanın serdarı olan Hazreti Peygamber'in nübüvvet sırası gelince dünyaya gönderdi. Bunlar hep mevhibe ilahiye. Ve bize milyonlu adamın, dünyadaki 6 milyar, 7 milyar insanın kahir ekseriyeti batıla saplanmışken iman ile şereflenmeyi nasip etti. Bu ne zenginlik? Bu ne zenginlik? Bu bankadaki paraya benzemez, bu apartman tapusuna benzemez, bu ebedi hayatın sermayesi olan bir zenginlik. Ya Rabbi bu nimeti idrak edip de sana layıkıyla şükredenlerden eyle bizi. Amin. Ziyarete başlayınız. Evet. Duyamadım. Arkadaşlar kalkmadan siz çıkın. Oradan başlayın, evet. Hep kalkarsanız sıçramazsınız. Ziyaret eden gitsin. Hadi başla. Allahümme salli ala
Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah. Orada Kabe örtüleri de vardır. Onları da öptür. Bu kitaptan vardır, onu alabilir miyim? Hangi en son şeyi okudun ya, Naat-ı Şerif, Resulullah'ın. Şiir kitabı, gel aşağıda ben sana. Cevat Paşa mısın? He? Cevat Paşa. Hangi Cevat? Tarihçi. Cevat Cibat Atilla mı? Generaldi, milis generaldi. Subay değil aslında, yedek subaydan general olmuş. Tarihçi değil. He? Tarihçi değil. Tarihçi bir Cevat Paşa. Yahudilerle uğraşmış. Kitapları avamvaridir ama faydalıdır. İyi bir insandı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hakkında ileri geri konuşuyordu. O çoklarında var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil. Arkadaşlar bir kez ziyaret edelim de çok kalabalık. Alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyümmiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala